ayet, Kur'an'ın son ayeti inen وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ ف۪يهِ اِلَى اللّٰهِ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ ف۪يهِ اِلَى اللّٰهِ Öyle bir günden korkun ki o günde mutlaka Allah'a döneceksiniz. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ ف۪يهِ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ Kardeşlerim, hepimiz insanız değil mi? Şöyle bakacak olursak, bazen annemize, babamıza yani sormuyoruz, unutuyoruz değil mi? Bu normal mi? Değil. Haydi normal diyelim. Normal olmayan nedir biliyor musunuz? Kişinin yaratılış gayesi unutmasıdır. Benim Rabbim beni neden yarattı? Dönüş var. Bak, turcaun ilallah. Allah boşuna yaratmadı. Efehasibtum ennemâ halaknâkum abese. Sandınız ki biz sizi başıboş bir şekilde yarattığımızı ve ennekum ileyne la turcaun ve bize geri döndürülmeyeceğimi zannettiniz, öyle mi? Hayır. Geldiniz de döneceksiniz. Demek ki dönüş var. Vettekû yevmen turcaûne fîhî ilallah. Birçok Müslüman hiç ölmeyecekmiş gibi yaşıyor. Dönüş var kardeşler. Dönüş. Gelişimiz bizlere sorulmadığı gibi gidişimiz de Rabbimiz bizlere sorulmayacak. Çünkü bizim irademizin üstünde bir irade var. O da Yüce Allah'ın iradesidir. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ ف۪يهِ اِلَى اللّٰهِ İşte burada İbn Abbas diyor ki en son inen ayetlerden bu ayettir diyor İbn Mesud radıyallahu anh. Dolayısıyla ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ Herkes ne kazandıysa tas tamam ona verilecektir diyor. Ve hum la yuzlamun, orada zulme uğratılmayacaklardır. Çünkü niçin? Dünyada ne ektiysen onu orada biçeceksin. Ona göre hayatımızı düzenleyelim ve Yüce Rabbimizin emretmiş olduğu şekilde yaşayalım. Yaş ilerliyor. Belimiz bükülüyor. Görmemiz tükeniyor. Bakınız işte, gözlüğü takmazsak göremiyoruz. Vallahi buna rağmen birçok Müslüman vurdum duymazlık yapıyor. Hiç ölmeyecekmiş gibi yaşıyor. Be hatun, benim Rabbim var ya. Kalkıp bir iki rekat namaz kılayım demiyor. Demiyor. Allah da ona diyor ki فَاَيْنَ تَذْهَبُونَ فَاَيْنَ تَذْهَبُونَ Bu gidiş nereye Allah diyor. Nereye? Nereye? Başka bir ayette مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ Nasıl hüküm veriyorsunuz? Ayetler belli. Allah'ın kelamı belli. Nasıl hüküm veriyorsunuz? Yoksa اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفِرُونَ بِبَعْضِ Kitabın, Kur'an'ın ayetlerinin bazılarını iman edip bazılarını reddediyor musunuz? Öyle mi? İman etmiyor musunuz? Bu suçun ne kadar büyük bir cürüm olduğunu bileceksiniz. Tövbe etmezseniz mutlaka لَتَرَوُنَّ الْجَح۪يمِ Allah tebareke ve teala buyuruyor. Bu şekilde faiz konusu bitmiş oldu. Yarın tek ayet ve tek sayfa olmak üzere borç ayetini aldıktan sonra diğer sayfaya geçip Âmener Resulü işleyip ve bu şekilde Bakara suresini bitirmiş olacağız inşallah. Rabbim dersi dinleyip ve dinledikleriyle amel eden kullarından bizleri eylesin. Vallahu a'lem ve sallallahu ve sellem ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.